Almanya'ya iltica Duruşma Sen ülkeniz savaş, baskı ve izlenmeler yüzünden terk ederek Almanya'ya geldin. Burada önemli haklarından birini kullanabilirsin. Bu, iltica hakkı. İltica hakkını kullanmak için Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Göçmenler ve Mülteciler Bürosu'na iltica dilekçesi vermelisin. Kısa adı BAMF. İltica hakkı yalnız belirli koşullarda verilir. BAMF senin iltica dilekçenin iltica şartlarına uygun olup olmadığını inceler. BAMF sana bir mektup gönderecek. Seni belirtilen bir tarihte duruşmaya davet edecek. Bu duruşmada BAMF'ta çalışan görevlilerden biri senin hayat hikayeni dinleyecek. Söylediklerini inceleyecek ve senin Almanya'ya ilticanın mümkün olup olmadığına karar verecek. Yani bu görüşme senin için çok önemli. Bu duruşmada ülkendeki durumun senin yaşamına etkisinin neler olduğunu, neden ülkende kalamadığını anlatmalısın. Aynı zamanda ülkene geri gidersen senin ne gibi baskı veya tehlikelerin beklediğini de anlatmalısın. Ancak anlattıklarından senin savaştan veya takip altında olmandan dolayı ülkende güvende olmadığına inanılırsa sana iltica etme hakkı verilir. Takip altında olma nedenleri neler olabilir? Eğer sen ülkende hayati tehlike altında veya ayrımcılıkla karşı karşıya olmana rağmen devlet tarafından korunmuyorsan bu takip altında olmaktır. Belirli bir etnik gruba, belirli bir inanç grubuna ait olan, aktif politika içinde olan, ırkı, cinsiyeti veya cinsel tercihleri farklı olan insanlar bu durumlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalabilirler. Bu durumda devlet tarafından veya farklı olan bir grup tarafından hatta kendi ailesi tarafından takip altında olabilirler. Senin duruşmaya davet edilmen uzun sürebilir. Bu süreyi iyi kullan ve kendini duruşmaya hazırla. Her şeyi hatırlaman çok önemli. Yaşadıklarını yaz ve başkalarına anlatarak duruşma için alıştırmalar yap. Her şeyi sırasına göre ve mümkün olduğunca detaylı bir şekilde anlatmaya çalış. Her yetişkin insan tek başına duruşmaya katılır. Yaşam hikayelerinin uzun ve karmaşık olmasından dolayı bu normaldir. Senin yaşadığın her şeyi sözün kesilmeden anlatma hakkın vardır. Belirli bilgi ve ayrıntıları tam olarak bilmiyorsan bunu belirtmen de önemlidir. Bunların yerine kendince uydurmalar yapma. Açık ve net ol, yalan söyleme. Kurallara uymadığın anlaşılırsa iltica müracaatın reddedilir. Görüşmede sana birçok soru sorulacaktır. Tedirgin olma, daha önceden Mülteciler Danışma Bürosu'ndan veya bu konuda uzmanlaşmış avukattan bilgi al. Senin yaşam hikayeni destekleyen her türlü belgeyi yanında getir. Fotoğraflar, videolar, e-mail'ler, mektuplar, belgeler, doktor raporları, ilaç kutuları, gazete küpürleri, Facebook postaları, görgü tanıklarının ifadeleri ve benzeri. Eğer görüşme sırasında yanında olmayan belgelerin varsa onları da daha sonra ilgililere ulaştırabileceğini mutlaka belirt. BAMF sana bir tercüman temin eder. Duruşmada yalnız senin söylediklerin çevrilir. Eğer tercümanı anlamıyor veya ona güvenmiyorsan, zor olsa da bunu duruşmada söyle. Sen kendi tercümanını ve güvendiğin birini yanında getirebilirsin veya tercüman olarak bir kadın veya bir erkek tercüman istediğini söyleyebilirsin. Bunların hepsini duruşma randevu tarihinden önce yazılı dilekçe olarak vermelisin. Duruşmada konuşulanlar tamamen gizli kalır. Anlattıkların asla başkasına iletilmez. Yaşadığın kötü olayları anlatmak sana zor gelebilir. Bu çok normal. Acele etme. Duruşma esnasında ara verebilirsin ve zorunlu durumlarda duruşmaya başka bir günde devam edilebilir. Duruşmada söylenen her şey tutanağa yazılır. Duruşma sonunda yazılı tutanağın içeriğinin senin diline çevrilerek aktarılmasını isteyerek kontrol etme hakkın vardır. Bunu mutlaka yapmalısın. Eğer bir yanlış veya yanlış anlaşılma varsa düzeltebilirsin. Ancak yazılanların doğru ve tam olduğundan emin olduktan sonra tutanaktakilerin doğruluğunu kabul ettiğine dair imza at. Tutanak daha sonraki haftalar içinde sana posta ile gönderilecektir. Eğer gönderilmezse ilgililerden bilgi almalısın. Duruşmadan sonra yine bir süre geçecek. Sonra iltica dilekçenle ilgili verilen kararı bildiren bir mektup alacaksın. Bu mektup önemli. Bunun için BAMF'a her zaman geçerli doğru adresini bildirmelisin. Eğer sen mülteci sığınmacı olarak kabul edilirsen sınırlı bir oturma izni alacaksın. Mülteci sığınmacı olarak kabul edilmezsen bu karara itiraz edebilirsin. Bunun için mektubu aldıktan sonra çok az zamanın var. Bu nedenle mektup zarfını da elinde tut. Çünkü üzerinde mektubun ne zaman postalandığını kanıtlayan tarih bulunuyor. Hemen bir danışma bürosuna veya avukata başvur. Tüm iltica prosedürü süreci için geçerli olanlar. Verdiğin iltica dilekçesinin dikkatle incelenmesi ve yaşam hikayenin tam olarak dinlenmesi senin hakkın. İltica karışık bir durum. Soruların olduğunda her zaman yardım ve danışma hizmeti almalısın. Burada bazı kurum adreslerini bulabilirsin.